Dijitalleşme Türk sanayisi için artık bir iş kültürü olarak benimsenmeye başladı ve bu altyapıda güvenliğin üst düzey olması çok büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl organize sanayi bölgelerinde Ospik Vodafone işbirliği ile dijital dönüşüm programı hayata geçirildi ve sanayicilerin Endüstri 4.0'a ayak uydurmasını sağlayan bir takım projelerin startı verildi. Türkiye'nin de altına imzasını attığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinde yeşil ekonomiye geçiş ve karbon oranlarının azaltılması dijitalleşmede büyük bir öneme sahip. Buna bağlı olarak KOBİ ve OBİ'ler dijital dönüşme ayak uydurmak ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla birçok hizmeti dijitale aktarmaya başladı. Ancak son yıllarda sanayi kuruluşlarına yönelik siber saldırılar artmaya başladı. Özellikle pandemi sonraki süreçte birçok kurumda veri sızıntısı olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyor. 2021 yılında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan Yemek Sepeti hackerlar tarafından saldırıya uğradı. Yemek Sepeti bu durumu gizlemeye çalışsa da verilerin üçüncü şahısların eline geçtiği bilgisi bizzat hackerlar tarafından gazetecilerle paylaşıldı. Kamuoyunda büyük infial yaratan bu olayın ardından Türkiye genelinde büyüklü küçüklü birçok firmanın korsan saldırıya uğradığı anlaşıldı. Dijital dönüşümde veri güvenliği sağlanmasının önemi ise çok büyük. Çünkü siber güvenliğe gerekli yatırımı yapmayan küçük ve orta büyüklükteki şirketler tahminlerinin ötesinde para ve itibar kaybı yaşayabiliyor. Firmaların siber bağışıklıklarını geliştirmek ve siber saldırı risklerini azaltmak için kurum içi temel siber güvenlik becerileri ve farkındalığı gerekiyor. Yapılan tespitlere göre siber güvenlik problemlerinin %80'inden fazlası insan hatasından kaynaklanıyor. Çalışanların davranışlarını değiştirmek siber güvenliğin karşısındaki en büyük zorluk. İnsanlar genellikle beceri kazanmaya ve alışkanlıklarını değiştirmeye zaman ayıramıyor. Bu yüzden pek çok eğitim çabası boş bir formaliteden öteye maalesef gidemiyor. Güçlü bir kurumsal siber güvenlik duruşu oluşturmak, ilgili tüm çalışanların sistematik eğitimi olmadan mümkün değil. Bu durumun üstesinden gelmenin en iyi yolu bu alandaki eğitimi uygulamakta yatıyor. Veri güvenliği, bilişsel devrimin son ürünü olan Endüstri 4.0 ile birlikte şirketlerin de bu saldırılara karşı alacağı önlemleri geliştirilmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Nesnelerin interneti, dijitalleşmede ve Endüstri 4.0'a geçişte önemli bir araç. İnternet ve fiziksel ortamı birleştiren Endüstri 4.0'da siber güvenliğe başka bir katman eklemek gerekiyor. Çünkü siber güvenliğe karşı bir tedbir alınmazsa bu durum Endüstri 4.0'ın üzerinde yıkıcı bir etki yaratabilir. Buna çözüm olarak kullanıcıların ve hizmetlerin verilerle etkileşime girebilmesi için uçtan uca güvenli bağlantılar kullanılması zorunlu. Bu sebeple verilerini korsan saldırılara karşı korumak isteyen birçok kişi ve kurum bulut teknolojilerinden faydalanıyor. Bulut teknolojileri uçtan uca üst düzey güvenlik önlemlerinin yanı sıra verilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesini de sağlıyor. İnternette siber saldırılardan kurtulmak için kişisel olarak alacağımız önlemlere gelecek olursak, parola, kredi, banka kartı bilgilerinin girildiği web sitelerinde geçerli güvenlik sertifikalarının olmasına dikkat edilmesi gerekir. Bilgisayarların ortak olarak kullanıldığı ortamlarda kart bilgileri girilmemeli, mecburi durumlarda sanal klavye kullanılmasına özen gösterilmesi gerek. Bunun yanı sıra online alışverişlerde fiziksel kart yerine sanal kart kullanılmalıdır. Ve en önemlisi de lisanslı işletim sistemi ve uygulamalar kullanılmalı. Tüm sistemlerde her zaman güvenlik güncelleştirmeleri yapılmalıdır.